Beyninde tümör çıktı. Konya Tarım Fuarı'na gelen tüm ziyaretçiler Tarım ve Orman Bakanlığı standına uğramadan geçmedi. Yüksek katılımın olduğu fuarda en çok bilgi paylaşımı bakanlık standında yapıldı. İl müdürlüğü olarak yayımcı bir kuruluş olduğumuz için çiftçilerimizle her daim beraberiz ve tarım alet ve makinelerinin en çok kullanıldığı illerden bir tanesiyiz. Tarım Bakanlığımızın bize tahsis ettiği standta çiftçilerimizle çeşitli konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz ki bunların başında desteklemeler, kırsal kalkınma desteklemeleri, hayvancılık desteklemeleri, bitkisel üretim desteklemeleri konularında çiftçilerimize bilgilendirme yapıyoruz. Tarım makineleri ihracatının %13-15 civarında Konya'mız karşılıyor. Konya ihracatının ise %60'ını ürettiğimiz tarım alet ve makineleri karşılıyor. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Haydar Kurt, kentte üretilen tescilli ürünlerle ilgili de şu bilgileri verdi. Ülkemiz biliyorsunuz birçok endemik türe ev sahipliği yapan bir konumda. Bozkurt tayinimiz var, Dermet bölgemizde bir fasulyemiz var, çileğimiz var, coğrafi işaretli tescil ettiğimiz peynirimiz var, sütümüz var, yoğurdumuz var, şalgam suyunun çok enteresan havucu olan siyah havucu. Tamamen %80'ini Konya üretiyor. Yani böyle bir özelliğimiz var. Neredeyse 100'e yakın üründe çalışmalarımızla devam ediyor bakanlığımızla beraber. Sorularına en yetkili ağızlardan cevap alan ziyaretçiler, bilgilendirici kitap, dergi ve broşürlere ulaşma fırsatı buldu. Mısır, pancar, buğday, arpa ekiyoruz. Karaman çiftçisi olaraktan teknolojinin verdiği yeniliklerden çok iyi yararlanıp çok iyi tarla hazırlarız. Verimi azdan çok almaya çalışırız. Bakanlığa bağlı 8 kurumun masaları gün boyu üreticilerin uğrak noktası oldu. Çiftçilere önemli destekler sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun bölgedeki ve depremden etkilenen illerdeki faaliyetlerini kurumun Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal şu sözlerle anlattı. Kahramanmaraş merkezi depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletmekle başlayalım. Geçen yıl biz 300 çiftçimize 120 milyon civarında bir destek ödemesi yaptık. Buraya da geliş amacımız hem kurumumuzu tanıtalım hem de bize doğrudan ulaşamayan yatırımcılarımıza ve bizimle ilgili bilgi almak isteyenleri biz standımızda gerekli bilgilendirmeyi yapalım diye bu standta yer aldık. Hem deprem bölgesi için hem ülkemiz genel için üretimde yer almamız gerekiyor, devam etmemiz gerekiyor. Ortalama 300-400 civarı proje geliyor. Biz yaklaşık olarak 300'e yakın çiftçimize ya da yatırımcımıza bu kapsamda destek sağlıyoruz. Tarladan sofraya üretimin en önemli ayağı olan tohumda çok önemli Ar-Ge çalışmalarına imza atan Bahri Dağdaş, Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri yeni çeşitleri çiftçilere tanıttı. Bitkisel araştırmalarda tabii Konya olunca, Orta Anadolu olunca akla buğday geliyor. Buğday, arpa, yulaf, tritikale, çavdar, soya, aspir, kara buğday gibi farklı çayır merayın bitkileri gibi geniş bir perspektifte ıslah çalışmalarını yürütüyoruz. Tabi sadece ıslahla kalmıyor. Agronomi, yetiştirme teknikleri, bitki sağlığı, sosyoekonomik analizler ve çalışmalar, bunun dışında kalite teknoloji gibi ıslahı destekleyen birimler ile ilgili de araştırmalar yapıyoruz. Aslında fuar ve bu gibi alanlar bizim bir nevi karnemiz oluyor. Bizim yaptığımız ürünün alıcısı olan, direkt fayda sağladığımız son kullanıcı olan çiftçiler. Biz çiftçilerimizin memnuniyetini gördüğümüzde daha mutlu oluyoruz. Yaptığımız çalışmalarla yani özellikle iklim değişikliğine olan kırılganlığı azalttığımızda bu çiftçimizin yüzünden daha iyi anlaşılıyor. Yani biz bu onların mutluluğunu daha iyi hissediyoruz. Tarımın gelişmesinde toprak koruma ve geliştirme görevini üstlenen Toprak, Su, Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nden Çevre Yüksek Mühendisi Doktor Osman Mücevher, Web Tarım TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Bizim tıbbi bitkilerle ilgili, mena bitkilerle alakalı, kurakçıl bitkilerle alakalı, onun çoğaltımıyla ilgili, yaygınlaştırması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Organik gübre ile ilgili, kompostla ilgili bir çalışmamız vardı. Yaptığımız kompost içeriğinde tarımsal atıklar, ayçiçek ve mısır artığı vardı ve tavuk gübresi vardı. Biliyorsunuz tavuk gübresi direkt doğrudan kullandığı zaman tuzluluğu çok yüksek. Ama kompost ile biz bunu kullanılabilir forma getirdik. Konya Tarım Fuarı ülke çapında en önde gelen fuarlardan bir tanesi. Biz kurum olarak 6 tane ilden sorumluyuz. Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Isparta ve Burdur illeri.
6 ilden sorumluyuz enstitü olarak. Bölge Araştırma Enstitüsü. Tabii çölleşme açısından da erozyon açısından da tüm Türkiye'den sorumluyuz. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü'nün buğday ıslahı ve diğer ARGE çalışmaları da Tarım ve Orman Bakanlığı standında ziyaretçilere tanıtıldı. Çeşitlerimiz tabii hem mısırda hem buğdaya son yıllarda çiftçi tarafından beğenilen, özellikle firmaların dikkatini çeken çeşitler geliştirildi. Yaklaşık 5 tane buğday çeşitimiz çiftçimize çoğaltılarak dağıtılıyor. Bunun yanında 4 tane mısır çeşitimiz şu anda tohum üretimi yapılarak yine çiftçimize ulaştırılıyor. Konya fuarına aşağı yukarı biz her sene katılıyoruz. Özellikle yayın dairemizin belirlemiş olduğu enstitülerin burada bilgisine ve tecrübesine ihtiyaç duyulan enstitüler olarak seçiliyoruz buraya. Bizim de bu bölgede yaklaşık 3 tane çeşitimiz satışta ve yoğun miktarda, özellikle hariç çeşitimiz bu sene burada 4500 ton civarında üretilerek satıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Konya ve çevresinde korunan alanlar ve endemik türler hakkında bilgi verdi. 8. Bölge Müdürlüğü Konya, Karaman, Aksaray ve Nevşehir illerine ihtiva eden alan içerisinde hizmet veren bakanlığımızın bir teşkilatı. Anadolu yaban koyunu ile ilgili bölgemizde, Konya merkezimizde 60 bin hektarlık bir yaban hayatı geliştirme sahamız bulunmakta. Burada Anadolu'muzdaki koyunların atası olan Anadolu yaban koyunu doğal ortamı içerisinde tarafımızca korunup kollanmakta. Çoğalan yaban koyunlarından da 8 değişik ile gönderilerek oralarda da doğal olarak çoğalması sağlanmaktadır. Alanımız içerisinde 2 tane milli parkımız var. Birisi Beyşehir Gölü Milli Parkı. Alan içerisinde günübirlik dinlenme yerleri, insanların çadırlı kamp yapacağı yerler, bir takım aktiviteleri ihtiva eden alanlar bulunmakta. Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkımız bulunmakta. Bu yeni kurulmuş Türkiye'nin 47. Milli Parkı. Bu alan içerisinde de 15 tane irili ufaklı mağaralar bulunmakta. 19.sü düzenlenen Konya Tarım Fuarı, bakanlık kurumlarıyla çiftçilerin ve vatandaşların buluşma noktası oldu.